Herkese merhaba. Bugün bu yüzümde görmüş olduğunuz açık pembeler, ışıltılar içeren makyajı yaptım. Ben böyle bir makyaj yapmayı çok seviyorum havalar ısındığında. Hem çok basit ve pratik hem de böyle kendimi iyi hissettiriyor böyle hafif bir makyaj yapmak. Umarım beğenirsiniz. Nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız da videonun devamına bekliyorum sizi. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu makyaj böyle ışıltılı olsun istiyorum ama bir yandan da çok kremsi bir ürün kullanmak istemedim bugün. Daha pudra kapatıcılığı yüksek bir ürün kullanmak istedim. O yüzden de cildimi iyice nemlendirdiğinden emin olmak istiyorum. Kendi nemlendiricimi uyguladım, göz kremimi de uyguladım. Ama bir kat daha nemlendiricilik için MAC Fix Plus'ını yüzüme şöyle uzaktan tutup sıkıyorum. Bu özellikle yazın bayılıyorum ben MAC Fix Plus'ta. Genelde bunu makyaj sabitlemek için, işte makyajdan önce cildi nemlendirmek için gibi böyle amaçları var. Ya da farınızı daha metalik göstermek gibi. Ama benim en çok sevdiğim amacı bunu böyle plaj çantasına atıp hani güneşlenirken böyle bunaldığınızda bir pıslatmak çok iyi geliyor gerçekten. Çok güzel mineralli, serinleten bir su. Şimdi bunu sıktım. Bir süre cildimin bunu emmesini bekliyorum. Sonra ben göz makyajıma geçeceğim. Bu cildim tamamen MAC Fix Plus'ına emdikten sonra da yüz makyajıma devam edeceğim. Göz makyajı olarak olabildiğince böyle ışıltılı ve gül kurusu işte pembe tonlarında bir şey yapacağım. Baz olarak o yüzden şu MAC'in artık ölmüş olan Pearl Cream Color Base'ini kullanıyorum. Bu aslında bir aydınlatıcı ama ben bunu şimdi ışıltılı bir makyaj yapacağım için göz makyaj far bazı olarak kullanıyorum. Böyle parmağımla uygulayacağım bunu. Güzel bir ürün. Çok seviyorum ben bunu. Zaten belli sevdiğimde çok az kaldı. Bitince de direkt gidip alacağım. Bunu aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu sürdükten sonra da farlara geçeceğim. Far paleti olarak ne kullanacağım? Too Faced'in Chocolate Bar'ını. Too Faced'in Chocolate Bar'ındaki şu pembe rengi, şunu değil, şunu çok sevmiyorum. Şu ve şu pembe rengi, azıcık da altın kullanacağım. Şimdi bunun içinde tabii ki Real Techniques'in Base Shadow fırçasıyla başlıyorum işe. İlk önce ilk gösterdiğim daha açık böyle şampanya, daha doğrusu aydınlatıcı açıklığındaki. Anlatana kadar göstersem şu büyükle başlıyorum. Bunu alıyorum fırçama ve aslında tüm göz kapağıma, yani bazı sürdüğüm tüm yere uyguluyorum. Aynı şekilde diğerine de. Bu böyle çok böyle buzul buzul, inci gibi bir parlaklık veriyor bu bazın üzerine uyguladığımızda. Zaten biz de ışıl ışıl bir makyaj istediğimiz için çok uygun bir temel oluşturacak yapacağımız göz makyajında. Sonra diğer renkle devam edeceğim. Şimdi bunu göz kapağıma uyguladım. Şu rengi de, şu gördüğünüz daha şampanya gibi rengi de yine aynı fırçayla alıyorum. Bunu da katlanma bölgeme uygulayacağım. Aslında bu da oldukça açık bir renk ama diğer sürdüklerimiz böyle beyaz, beyaza yakın, inci gibi olduğu için bu şimdi onların yanında daha şeftali, daha geçiş rengi gibi duracak. Bunu da böyle tüm o yarım ay kısma uyguluyorum. Rengini, daha şeftali pembemsi rengi. Yine aynı fırçaya alıyorum. Bunu da yine az önce sürdüğüm yere ama o kadar yukarı çıkmadan bir tık daha aşağısına uyguluyorum. Şöyle V şeklinde. Sonra asıl hani renkli görünecek şey, ilk uyguladığım pembeyi tekrar uygulayacağım. Bu Body Shop'ın artık ismi silinmiş düz far fırçası. Az önce yüzüme sıktığım Fix Plus'ı alacağım. Bu farı, far fırçasını sıkacağım. Sonra geleceğim ilk gösterdiğim fara batırıp bolca şöyle göz kapağımın üstüne dağıtmadan, bu tarz göz kapağınıza böyle yoğun yoğun metalik bir far uygulamak istiyorsanız böyle düz farları seçmenizde fayda var. Çünkü diğer o büyük ve yumuşak fırçalar daha çok dağıtmak için. Bunu bu şekilde göz pınarıma gelene kadar uyguluyorum. Yeterince uyguladığıma emin olduktan sonra aynı fırçayı alıp yine aynı fara batırıp bu sefer de alt kirpik diplerimi uygulayacağım. Özellikle göz pınarlarıma.
Sonra bu fırçayı alıp ilk batırdığım salted karamele batırıyorum. Ki hani uyumlu olsun istiyorum altla üst. Buraya da hafif. İki tarafa da uyguluyorum. Şimdi gördüğünüz gibi oldukça böyle parlak parlak bir göz oldu. Ne yapalım? Çok az eyeliner değil ama çok az bir kalemle biraz derinleştirmek istiyorum gözü. Ne kullanacağım? Essence'in I Love Smoky Jumbo Eye Pencil'ını kullanacağım. Bunu böyle gözümün içine süreceğim. Bunu bu şekilde gözümün içine süreceğim. Çok az da alt gözüme süreceğim. Ve dağıtacağım. Şu şekilde. Çünkü amaç burada hafif derinlik katmak. Yani çok beyaz beyaz olmaması. Şimdi aslında gözümü bitirdim sayılır. Maskarayı süreceğim en son adım olarak. Bu da Deborah'ın 24 maskarası. Bol bol maskara uyguluyorum. Çünkü gözüm sade. Cildimin geri kalanı da sade olacak. Hani o yüzden maskarayı abartabiliriz. Normalde yaptığım bir şey de değildir ama. Alt kirpiklerime de sürüyorum maskara. Ama çok az sürüyorum çünkü birazdan concealer sürerken bulaşsız istemiyorum. Gerekirse üzerinden geçeriz. Şimdi cildime geçeceğim. Artık çünkü Fix Plus'ı emdi cildim ve ürünü uygulayabilirim. Önce L'Oreal'in Lumimagic'ini uygulayacağım. Şöyle çok az alıyorum parmaklarımla. Dağıtıyorum. Fix Plus'tan dolayı iyice yumuşadığı için cildim böyle kayıyor uyguladığım baz. Bunu tam olarak yedirdikten sonra Sephora'nın Mineral Foundation Compact'ini kullanıyorum. Bunu daha önce de kullanmıştım. Çok seviyorum zaten gördüğünüz gibi bitmek üzere. Yani böyle pudra bir ürünün bu kadar kapatıcılığın iyi olması ve benim gibi aşırı kuru bir ciltte bile böyle pul pul olmaması çok ilginç. Ve markasının Sephora olması. Çünkü normalde ben Sephora'dan aldığım bir şeyden, Sephora markasından aldığım bir şeyden çok memnun kaldım. Hatırlamıyorum. Ojeleri dahil. Özellikle ojeleri korkunç, kötü. O yüzden bunu bayağı şaşırarak kullanıyorum. Ve bitince direkt gidip alacağım. Bunu bütün cildime uyguluyorum. Bütün yüzüme uyguladım. Normalde pudra ürünlerden sonra çok krem ürünler kullanmam ama bu ürün pudralaştığı için hemencecik. Bunu kullanacağım göz altlarıma. Bu da L'Oreal Perfect Match Concealer'ı. Bunu şöyle bol bir şekilde sürüyorum. Sonra bunu da Real Techniques'in kontür fırçasıyla yedireceğim. Concealer'ımı da bir güzel yedirdim. Şimdi biraz daha böyle renklendirme aşamasına geçelim. Şimdi yüzüm biraz Sephora'nın bu işte Foundation Compact'inin rengi biraz bana nasıl diyeyim açık. Bir de zaten böyle pudra bir ürün olduğu için dümdüz duruyor yüz. O yüzden çok kontür vesaire yapmayı düşünmüyorum ama yüzümü biraz ısıtmak istiyorum allıktan önce. Çok hani böyle nasıl diyeyim böyle bembeyaz durmasın diye. Çünkü böyle bir bahar makyajı olduğu için daha böyle sıcak tonlar kullanmak istiyorum. Bunun için ne kullanacağım? Kiko'nun Masterpiece bronzerını. Benimki Forward Sienna 1 numarası. Ama bu limited edition'dı. Yani sınırlı sayıda üretilen bir üründü. Dolayısıyla artık yok. Ama zaten Kiko sürekli her sezon sınırlı sayıda üretilen bir seri getiriyor. Ve mutlaka hani kalıcı seride de ona benzer şeyler oluyor. Bu da bence mutlaka buna benzer bir şey bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu Eco Tools'un Large Powder fırçasıyla alıyorum. Bol bol şu şekilde. Sonra hiç böyle kasmadan hani böyle plan yapmadan direkt uyguluyorum. Zaten altındaki ürün pudra. Üzerine de pudra bir ürün uygulayınca hani böyle çok parça parça olma riski de yok. Böyle yumuşak bir şekilde uyguluyorum yanaklarıma. Alnıma biraz uyguluyorum. Gerçi birazdan saçım gelince kapanacak ama şu şekilde. Yani genel olarak burnuma filan uygulayıp böyle yüzümü biraz ısıtıyorum. O dümdüzlükten çıkarmak için. Daha sonra ne yapacağım? Allık aşamasına geçeceğim. Allık olarak ne kullanacağım? H&M'in Pure Velvet Blusher allığını kullanacağım. Bunu elimle uygulamayı seviyorum ben. Bu krem bir allık. Hemen rengini de şöyle göstereyim. Çok tatlı. Rengi de Sunny Peach. Bunu böyle yüzük parmağıma alıyorum. Ve tam böyle gülümseyip şu yanaklarıma
uyguluyorum. Sonra bunu fırçayla yedirmek istiyorum. Kiko'nun 106 stippling fırçasıyla. Bunun içinde, ya bu çok ilginç bir allık. Bunun içinde böyle bir de ışıltılar var. Ama yani aslında krem. Ama ışıltılı bir krem. Kesinlikle simli değil. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Hem parlak, zaten kremsi olmasını verdiği bir parlaklık var. Hem de çok hafif, böyle aydınlatıcı gibi de. Çok seviyorum bunu. Ben normalde çok allık düşkünü biri değilim. Ama bunu bayağı seviyorum. Severek kullanıyorum. Şimdi bunu da sürdükten sonra son birkaç adımım kaldı. Öncelikle az önce unuttuğum, her videoda kesinlikle bir şey unutuyorum. Göz içlerime beyaz, daha doğrusu ten rengi kalem geçeceğim. Bu da Ultra Nude Eyeliner'ı Flormar'ın. Bunu böyle göz içime uygulayacağım. Bu gözü daha böyle büyük gösteriyor. Gerçi ben zaten gözden oluştuğu için yüzüm, hani çok böyle gözümü büyütmek gibi bir derdim yok. Ama yine de böyle şey yapıyor. Daha nasıl diyeyim? Ferah gösteriyor gözleri. Özellikle böyle açık makyajlarda çok güzel oluyor. Biraz altına şu kirpik dibine siyah sürmüştüm. Şimdi bununla birleşince de çok güzel bir görüntü olacak. Şu şekilde. Sonra artık en sevdiğim adıma tabii ki geldik. Aydınlatıcı adımı. Aydınlatıcıyı neyle uygulayacağım? Real Techniques'in Sculpting fırçasıyla uygulayacağım. Hangi aydınlatıcıyı kullanacağım diyorsanız da aslında bir aydınlatıcı kullanmayacağım. Bir far kullanacağım. Bu Kiko'nun High Pigmented serisinden 202 numara. Şöyle bir şampanya rengi. Bunu alıyorum fırçama. Ve şu şekilde en acık kemiklerimin üzerine uyguluyorum. Sonra bunu alıyorum. Bolca. Bir de göz pınarlarımı uyguluyorum. Şu şekilde. Son adım olarak da ruj süreceğim. Ruj olarak ne kullanacağım? MAC'in Brave rujunu. Bu da şöyle çok tatlı bir pembe. Bu satin serisinden, yani mat değil. Ben sanıyorum bu benim MAC'ten mat olmayan ilk rujum. Ama bayağı sevdim. Çok güzel. Şimdi sürelim. Rujumu da uyguladım. Aslında makyajım bitti. Son olarak tek yapacağım işlem yüzümü bir nemlendirmek kaldı. Onun için de yine MAC'in Fix Plus'ını kullanıyorum. Hem makyajımı sabitliyorum, hem yüzümü serinletiyorum, hem de daha nemli görüntü sağlıyorum. Bu kadar sanırım. Makyajım bitti. Biraz dışarı çıkmadan önce bunun yine çekmesini bekleyeceğim. Çektikten sonra çok güzel oluyor. Benim en büyük endişem şeydi, hani pudra ürünlerin üzerine kullanılabilir mi bu allığı filan. Sonuçta ıslatıp çamur gibi yapar mı diyordum. Ama hiç öyle bir şey yapmıyor. Çok güzel böyle. Hemen cilt tonu emiyor ve o ürünü, sürdüğünüz ürünü bir anda daha... Ay şu anda ne kalmış ya? Bir anda daha ışıltılı hale getiriyor. O yüzden ben çok seviyorum. Umarım bu pratik ama böyle nasıl diyeyim, açık pembe, böyle pastel tonlar içeren, böyle mat rujların falan da olmadığı, bütün ürünlerin böyle yumuşak olduğu, hiçbir rengin çok hakim olmadığı makyajı, ne kadar uzun bir makyaj ismi, ama beğenmişsinizdir. Umarım siz de denersiniz. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın ve aynı şekilde videolarımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.